1 milyon doz aşıyı bedava alacaksın, götüreceksin devlet malzeme ofisine, 12 milyon dolara satacaksın. Belgeleriyle yalanlandı. Ancak Kılıçdaroğlu aynı iddiayı sürdürdü. CHP liderinin karalama kampanyası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı kızdırdı. Türkiye'nin iki ordusu var. Biri ülkeyi, biri 83 milyonun sağlığını koruyor. İkisi de siyasi çıkar amaçlı ithamlarla yıpratılmaya gelmez. Bilhassa salgınla savaşın silahı olan aşının tedariki boş sözlerle maksatlı ifşaatla riske atılıyorsa söz süresi aşı bekleyenlere de gelir. Koca tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı 83 milyon adına bir açıklama paylaşımıyla gösterdi. Kılıçdaroğlu'na Türkiye'nin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyorsun diye sordu. Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'nin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor? İlişkilerin bozulması, Tedarikin zorlaşması milletin aleyhine ama siyaseten kendi lehine mi olacak? Bu tutumun bedelini aşı sırası bekleyenler öderse bunu kendi vicdanına nasıl izah edecek? Sayın muhalefet liderini kendisi aşısını olduğu halde kendisinden sonra aşı olacak vatandaşlarımıza kullanılacak aşıların tedarikini umursamadan riske atmak yerine bu konuda sorumlu davranmaya davet ediyorum. Peki bu aşının gelişini etkilemek için niye uğraşıyoruz? Bakan koca anlaşılan bedellerin dışında... Bir ödeme yapılmadığını tekrarladı. Kılıçdaroğlu'nun iftira kampanyası yürüttüğüne vurguladı. Bu kötü niyetli yaklaşıma alışmış olsak da meşru görmemiz mümkün değil ifadelerini kullandı. Bizim vatandaşımıza veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.